Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanı hain PKK örgütüdür. O hainlerden bir tanesidir sadece Bahadır Erdal. Yani dolayısıyla bu milleti kandırmanın, bu milleti aldatmanın ve sadece velev ki öldürülmüş olsun. PKK bitti mi yani? PKK bitecek mi? Veya PKK çok mu ağır yara alacak, hasar alacak? Böyle bir şey yok. Ama bu kamuoyunda böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Dolayısıyla PKK'ya karşı topyekün bir mücadelenin verilmesi lazım. Ve hala bugün geldiğimiz noktada da baktığımızda hala bu mücadelenin verilmiyor olmasından dolayı gerçekten kahroluyoruz. Yani gerçekten kahroluyoruz. PKK hainliğine, kalleşliğine, kahpeliğine devam ederken bakın yine dün Giresun'da bizim polislerimize saldırıyor. Karadeniz'de eylem yapıyor. Bu noktaya geldi. Ve Giresun demişken düşen helikopterde hayatını kaybeden subaylarımıza, eşlerine, aile efradlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ama o da tam bir dediğim gibi bilgi kirliliği oluşturuldu. Daha helikopter düştü. Yarım saat sonra Başbakan Yardımcısının, Giresun'un Başbakan Yardımcısının açıklaması var. Efendim sis bulutuna girdik. Kötü hava koşullarından pilot taş hatasıyla düştü gibi. Daha ne zaman öğrendin? Oraya bir Kırım heyeti gitti mi? Kaza komisyonu rapor açıkladı mı? Bütün bunlar yok. Maalesef bizde, Türkiye'de hala bu dediğim gibi acemilikten, bu cehaletten, bu bilgi kirliliğini oluşturma duygusundan kurtulabilmiş değiliz. Ve hala orayla ilgili de net bir açıklama yok. Yani helikopter nasıl düştü ve dolayısıyla da düşme sebebi neydi? Bu bile hala net olarak ortaya konulabilmiş değil. Ve terörle mücadelenin topyekun yapılabilmesi için daha önce de ifade ettiğimiz gibi finans kaynaklarına yönelik hala ciddi operasyonlar var mı? Yok. Varsa birisi çıksın desin ki var desin. Böyle bir şey yok. Daha önce de söyledik. Dedi ki bakın açık bankalarda PKK'nın, HDP'nin yandaşı sivil toplum örgütleri hesap açtırmışlar. Bölge halkına yardım ediyoruz adı altında PKK'ya para topluyorlar dedik. Bununla ilgili bir işlem var mı? Yok. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Belediyelerle ilgili HDP'li öyle yağma yok. Devletten alacaksın parayı, PKK'ya göndereceksin. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bunlar iyi günleriniz diyordu. Ne oldu? Ne var? Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma var mı? Yani bütün bunlar toplumun önüne çıkıp toplumun dediğim gibi tepkisini dindirmek, azaltmak için söylenmiş sözler dışında bir şey değil. Ne yapılıyor arkadaşlar? Şu anda PKK'ya destek veren belediyelerle ilgili, belediyelerin ötesinde oradaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlarla ilgili, amirlerle ilgili, müdürlerle ilgili ne yapılıyor? Lojistik desteğiyle ilgili ne yapılıyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Sıfır, koskocaman bir sıfır değerli arkadaşlar.